Ve bu bir kısır döngü de oluşturuyor. Şimdi bu suç dediğimiz olayları insanları içeren ve kucaklayan anlayışların olması gerekiyor. Yani inclusive içeren toplum, içeren okul, içeren arkadaş grubu, içeren mahalle olması gerekirken dışlayan bir şeye dönüşüyor toplum ve bir kısır döngü şeklinde suçu da daha fazla tabii marjinalize ettiğiniz için üretiyor. Dolayısıyla cemaat derken biraz bunu kastediyoruz. Bu da tipik sonuçlardan bir tanesidir. O kadar etkili oluyor ki bu yılın Eylül'de adli yıl açılırken başsavcı Osman Enginsoy nüfusa göre suçlar hayli yüksek demişti medyanın da etkisiyle. Halbuki çok rahatlıkla uzun zamandır bu konuyu istatistiksel olarak da inceleyen biri olarak söylüyorum. Verilerini de paylaşmaya hazırız. Kuzey Kıbrıs Avrupa'nın en emniyetli yerlerinden bir tanesidir. Bu rakamlarına öyledir. Cinayet açısından, kişisel emniyet açısından, sadece objektif değerler açısından değil, subjektif değerler açısından da. Yani biz şeyi de soruyoruz sürekli yaptığımız araştırmalarda. Yani geceleyin herhangi bir kaygı duymadan bulunduğunuz mahallede rahatlık hissederek yürüyebiliyor musunuz gibi subjektif şeylerle de ölçtüğümüzde yani olaylar oluyor. Eskiye göre artmış da olabilir. Ama istatistiklere baktığımız zaman hakikaten Avrupa'nın ama aynı zamanda dünyanın da en emni, kişisel emniyet açısından emniyet yerlerinden bir tanesidir. Yani bu rakamlar ortadadır. Dolayısıyla bunların muhakkak yani konuşurken bir şeye iyi niyetle işaret etmek istiyoruz ama başsavcı mesela açılışında yanlış bir şey söylüyor. Nüfusa göre suçlar hayli yüksek. Mesela şöyle olabilirdi o. Geçmiş dönemlere göre suçlarda sayısal olarak artışlar olmuştur. Doğru cümle böyle olması gerekir. Bu bakımdan dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum ben. Medya ne yapabilir? Son olarak bunu paylaşmak istiyorum. Bir kere çok büyük bir soru sorması lazım kendisine. Suçlar olduğu için mi var? Bu tartışılmalı, seminerlerde gündeme getirilmeli, kendi aralarında da. Ve ikinci olarak yapılması gereken şey suç istatistiklerinin doğru ve diğer ülkelerle mukayeseli olarak yayınlanması ve risk algısı konusundaki paniği azaltma bir görevdir. Yani olanı olduğu gibi koymak lazım. Örneğin bu noktada yıllardır istatistikleri takip etmek, bunu paylaşmıştım. Yani dediğim gibi bu inanmak zor gelebilir size. Yani medyaya baktığımız zaman acaba hoca doğru mu yani bu gibi? Hakikaten istatistiklerde emniyetli bir ortağımız olduğunu söyleyebiliriz. Diğeri suç kabul edilen eylemler hangi tarihsel dönemde neden suç olarak nitelendirilmiştir? Akşam hazırlarken şeyimi BRT'de aynı zamanda bir program izliyordum. İskele ile ilgili bir program. Çok güzel bir program. Orada yaşlı bir amca baklalarını gelen geçen kesebilsin ve dua etsin diye yol kenarına ektiğini anlatıyordu. Akşamki programda. Belki gördünüz. Yolun kenarındaki baklaları kesmeye ne zamandan beridir hırsızlık olarak kabul ediyoruz. Ve bu kabulden sonra kimler baklayama konusunda diğerlerine göre daha açıkta kalmıştır. Bu çok önemli bir sorudur diye düşünüyorum. Yani toplumlar değişiyor ve bu konuda yapılmış çok çalışmalar da var. Biz o söylemi üretmeye başlıyoruz. Yani bakla kesmek aniden suç haline geliyor. Yeni toplumsal koşullar var ve bu konuda bakla yemeye de başka işler yapma konusunda birileri daha açıkta kalıyor. Bunun toplumsal eşitsizlikle de ilgisi vardır. O anlamda metaforik olarak bunu almanızı rica edeceğim. Bunun üzerinde durmalı medya. Diğeri bireyin işlediği suç değil ama genel olarak bu suç türü istatistik olarak neden belli dönemlerde artmakta, başka bazı dönemlerde azalmaktadır. O dönemlerdeki işsizlik, ayrımcılık, sendikalaşma, örgütlülük, emek piyasa ilişkileriyle nasıl bir korelasyon ve neden sonuç ilişkisine sahiptir? Bu konuda yapılan araştırmalar ile suçları yan yana koyma çok faydalı olabilir. Bu koşulları anlama açısından. Diğeri toplumsal ilişkilerin bütünlüğünden hareket ederek ideolojik olarak birbirleriyle ilişkisiz gibi görünen olguları yine yan yana getirme alışkanlığını kazanması gerekiyor. Örneğin yine gazetelere yansıyan bir şey. Lefkoşa Türk Lisesi'nde büyük bir artış var disiplinsizlik olaylarında. Belki evlatlarınız vardır veyahut tanıdıklarınızdan duyuyorsunuz.